Buyursunlar <laughs> ne o? Neydi o? Buyursunlar. Buyursunlar. Öncelikle biraz mevsim geçişi herhalde. Biraz rahatsızım. Aa, Aa geçmiş falan. Olsun. Geçmiş Murat olsun. Abi, abi evet. Murat abi, abiye doğru hapşırma sakın. Evet. Sakın Murat abiye. Abiye. bunu Seyircilerimizden <laughs> özür diliyorum. İsa'cığım genelde sağa bakarak konuş. Evet abi. <laughs> Ama hiç <iş> belli olmuyor <laughs> yani aslında. <laughs> ben öyle mi? süper o zaman. Sesinden belli değil bugün. Daha önce belli olmuştu. Tamam. Geçmiş olsun. Anneciğim merak etme bu arada. Evet. Hani bana da bulaşmaz sen de merak etme. <laughs> e, tabii ki mavileri konuşuyoruz. Mavi evet. takım demek istemiyorum. Yani mavi takım kelimesini kullanmak istemiyorum. Yani şöyle demek istiyorum oradaki kollarına veya boyunlarına mavi kumaş parçaları takan insanlar topluluğu gibi bir şey söylemek istiyorum. Çünkü takım nedir? Beraber hareket eden bir amaç uğruna yarışan veya bir amaç uğruna toplanan. Ee, insanlar topluluğuna falan denir değil mi? Yarışan bir ekibe denir. Burada öyle bir ekip olduğunu düşünmüyorum. Öyle bir ekip olduğunu görmüyorum. Dolayısıyla e, maviler demek istiyorum. Mavi takım deyince bile onlara böyle bir ödülmüş gibi oluyor. Hı hı. Karşımızda bizim takım falan yok. Bunu önce bir söylemek istiyorum. İnşallah senin dediğin de bir an önce olur. Acun abinin bize dediği şey. Ee, söz tohumdur. Bizi dinlerler belki. Ya keşke bu hafta takımları artık her hafta haftalık takımlara dönüyoruz falan deseler de bir şey izlesek. Çünkü hiç hesaplaşmadan kaynaklanan dış hesaplamayı tamamen unutan iki e, grubu mücadelesi. Bir tarafta gerçekten takım olgusu var. Sarları var takımın. Kıssak da, e, eleştirsek de Yusuf, Osmancan, Nefise bunlar diğer takımın yıldızları. Patır patır sayılarını alıyorlar. Tebrik etmemiz lazım. Osmancan 3'te 3, Yusuf 5'te 5, Nefise 3'te 2. Bugün bu onlara katıldı 3'te 3 dediğiniz gibi onlara destek veren Barış 2'de 1, Murat 3'te 1, Kürşat 3'te 1 herkes sayı almış. Starlar çok sayı almış. Diğerleri de takıma bir şekilde katkısını yapmış. Bir takımlar çünkü. Yani istiyorlar ki tulum çıkaralım biz bu hafta. Karşı tarafı eleyelim. Karşı tarafta ise garip bir insanlar topluluğu. Bu arkadaşlar içteki hesaplaşmadan dolayı, birbirleriyle olan sürtüşmelerinden dolayı zaten dıştaki savaşa Vakit bulamıyorlar. Düşünsene ülke içerisinde bir savaş var. Ülke ikiye bölünmüş, askerler ikiye bölünmüş. Birbirleriyle savaşırken bir yerden ülkene saldırı geliyor. Ne olur? Alırlar istediği gibi değil mi? Onun gibi bir durum var yani. Sen içerideki problemi çözememişsin ve bir savaşa çıkıyorsun. Kimle? Karşıdan birileriyle ve iyi birileriyle. Kazanma ihtimalleri yok. Bir de şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi dün dedik ya takım olamadıkları için iki tane e, aday çıkardılar ve birbirlerinden de haberi yok. Bugün de benzer bir şey. Bence de birbirlerinden yine haberleri. Olsa olur olmasa olur kafasındalar. Biraz yarışta da öyleler zaten. Ondan sonra konseyde de öyleler. Öyle oy kullanıyorlar. Oy kullandıktan sonra da iki tane daha aday çıkıyor. Şimdi yarınki yarışı söylüyorum sana. Bu takımın en az sayı kazanan ikinci şahsı Asena için yarışacaklar muhtemelen. Çünkü Özgür'ün dokunulmaz olma ihtimali çok yüksek. Dolayısıyla tek aday olmamış yarışmacısı bu grubun Asena ve Asena aday olsun mu olmasın mı diye bir yarışa çıkacaklar arkadaşlar. İşte oradaki motivasyonu düşünsene. Aseneler zaten çok iyi geçinemiyorlar. E, gruba zaten Ertuğrul adayı olmuş, hadi sen de aday ol falan gibi böyle gün içerisinde tartışmalar yaşayan bir grup. E, Asena da aday olsun ne olacak ki diye bir yarışa çıkacaklar. Yani şeyleri bu, motivasyonları bu. Yani keşke şöyle düşünseler ya biz aday olduk, karşıdan da birileri gelse. Belki karşıdan eleyebileceğimiz birileri gelir. Hadi ama öyle bir takım olgusu olmadığı için bunu da düşünemiyor arkadaşlar. Ve dolayısıyla gidişat, mavi takım galiba iflasa doğru gidiyor. Senin dediğin gibi iflas bayrağını çekecekler. Hep beraber potaya girecekler muhtemelen. Ee, ya da yarın ödülün çok güzel olması lazım. Yani hani, ya, Acıksınlar da şey ödül için yarısınlar ya. falan değil mi? Doğru diyorsun. Evet şimdi şöyle bir şey var. Bakıyorum. Evet böyle yani. Takım olgusu yok ama birbirleriyle iyi anlaşanlar var. Aslında Hanzel'de güzel bir yere değindi. Güzel bir şey de yakalamış. Birazdan da o görüntüleri izleyeceğiz. Aziz ve Asena ortaklığı var. İki gündür beraber oy kullanıyorlar. İki gündür aynı kişileri yazıyorlar. Eskiden çok kavga ederlerdi ama bir çıkarları olabilir mi? Evet olabilir. Mesela Aziz bugün daha yazılabildi. Asena hala daha yazılamadı. Takım altı kişi. Asena yazılmış dört kişiden biri değil. Büyük başarı. Ve şimdi bu arkadaşların ortak özelliklerine düşünelim. Aziz ve Asena ikisi de e, çok iyi laf cambazı, ikisi de çok iyi yarışmacı ama parkurlarda ikisi de çok kötü yarışmacı. Yani parkurlarda yoklar ama ada hayatında acayip varlar. Röportajlarda biz onların röportajlarını dinliyoruz vesaire. Oy kullanmaya gelince de bu iki arkadaş e, madem biz bu kadar kötüyüz bari en azından güçlerimizi birleştirelim beraber oy kullanalım demişler. Ben öyle ya da böyle takımın şu an ikincisi olan Ertuğ'un aday olduğunu ve bu iki arkadaşın neden olduğunu düşünüyorum. Ertuğrul bence burada aday olmamalıydı en azından. Yani gün içerisinde seyrettiğim evet Ertuğ'da her şey tam mı? Asla değil. E ama mesela bu, bu takımda en azından mücadele eden biri var. O adam da özgür. Hakkını yemeyelim. Zaten hakkını prodüksiyonla yiyemiyor. Çünkü kurallar var. Ne diyor? Sen zaten dokunulmazsın. %70 de oynuyorsun. Böyle olmayan bir takım içerisinde bugün de çıkmış 4'te 3 ile mücadelesini. Ya öyle ya da böyle mücadelesini sürdüren bir adam var. Ona ayak uydurabilen kim var diye bakıyorum gerçekten Cansu'yu görüyorum ve Ertuğ'u görüyorum. Başka hiç kimse yok. Cansu ilk günden aday oldu. Ertuğ da bugünden aday oldu. En azından ya haktır. Şu Ertuğ da bugün iki oyun almış. Biraz da mücadele gösteriyor. Biz Ertuğ beklesek mi falan dememiş arkadaşlar. Hemen sevgili e, Asena Aziz de zaten ortaklığı Ertuğ'a da göster, göstermişler. Bari bir gün bekleseydiniz. Bir kaybetmeyi daha bekleseydiniz. Ama orada bile değiller. E, çok hak ediyorlar şu an. Hep beraber aday olmayı diyorum. <laughs>